Evet arkadaşlar, Alo. akşam yemeğimizi yedik. Buradan artık Edremit'in meşhur yerlerinden birisi olan, tarihi bir özelliği olan Hasan Buğulu'ya gideceğiz. Burası mekan olarak suyun kuvvetli aktığı zirveye yakın bir noktada. Kaz Dağları'nın zirvesinde. Serin suyu, coşkun suyuyla meşhur. Ve orada vakti zamanında bir Hasan isminde bir köylünün bir kızı sevmesi sonucu. İşte o kızı istiyor. Lakin ailesi vermiyor, kızın ailesi. Diyor ki işte sırtında şu bizim buralarda zeytinlerin şeyleri olur. Zeytin bildiğim kadarıyla pirine derler. Onu sırtına sarıp eğer dağın zirvesine ulaştırabilirse kızı ona vereceklerini söylüyorlar, vaat ediyorlar kız tarafı. Ve onun üzerine tabii bu sıcakta gerçekleşiyor. Bu zamanlarda Ağustos, Temmuz, Ağustos sıcağında sırtına aşağıdaki köyden sarınıyor, yukarıdaki oba köye götürmesi halinde, başarabilmesi halinde kızı vereceklerini söylüyorlar. Lakin tabii bunu çok zor, o günde tabii çok güçlü, kuvvetli biri de değil olsa gerek. İmkanlar da zor olduğu için o zirveye varmadan o suların aktığı yerde ayağa kayıyor, düşüyor ve oradan oraya artık ondan sonra Hasan Boğuldu ismi veriliyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla bu şekilde. Hatta uzun zaman önce filmi de yapıldı. Hasan Boğuldu'nun hikayesi burada Balıkesir, Edremit, Kaz Dağları mevkisinde. Oranın şöyle de bir özelliği var. Buz gibi bir suyu var. Yani ayağınızı 5 dakikadan fazla tutamazsınız. Sızlatır yani, böyle çelik gibidir. Çok soğuk bir sudur. Bu hani coğrafyada bir şey var. Coğrafi şekil var. Suyun yukarıdan aktığı yerde aşağıda oluşturduğu böyle bir çukur var ya, dev kazanı deniyor ona. Onun oluştuğu bir mevki var. Gidip göreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şu anda akşam yemeği sonrası Hattuşa Termal'den Kaz Dağları istikametindeki Kızıl Keçili köyüne doğru yola çıktık. Şoförümüz babam bize bu konuda gereken lojistik desteği sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugün 27 Haziran 2024, günlerden Perşembe. Bugün Balıkesir Edremit sınırlar içinde kalan Hasan Boğuldu Şelalesi'ne geldik. Şimdi bu doğa harikasını sizlerle paylaşacağız. Evet, buradan güzel bir yol var. Buradan şöyle sağ taraftan bütün doğal güzelliğiyle akan deresi var. Bu görüntünün sonunda güzel bir manzarayla karşılaşacağız. Gidiyoruz. Bu önceden, 5 sene öncesinde böyle bir şey yoktu. Yeni oluşturulmuş bir imkan değerli arkadaşlar. Evet, buradan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ve finalde çok güzel bir görüntü bizleri bekliyor. Evet. Evet, işte burada. Finaldeki görüntü. Edremit, Balıkesir, Hasan Boğuldu Şelalesi. Evet arkadaşlar. Bakın, burada doğal imkanlarla oluşmuş bir dev kazanı var. Yaklaşık 15-20 metrelik bir derinliği var. Ve suyu çok soğuk, demir gibi.